münafık, istihbarat amacıyla Müslümanları sürekli izleyip gözetler. Münafığın Müslümanlar arasında yaşadığı zamanlar, onun ince ince gelecekteki hayatının altyapısını oluşturduğu, küfre yatırım yaptığı dönemlerdir. Bu hayatının yapı taşlarını oluşturacak olansa Müslümanlar aleyhinde yaptığı faaliyetler ve küfre taşıdığı istihbarattır. Küfrün gözüne girebilmesi ve onlardan elde edeceği menfaatler, Müslümanlar hakkında onlara akıttığı bilginin çokluğuna ve önemine bağlıdır. Kendince onlara ne kadar işe yarar bilgiler aktarabilirse, küfürdeki insanlar da onu o kadar yakın dostlar edineceklerdir. Ve onlara ne kadar sıcak bir dost olabilirse, onların da küfürde ona sunacakları imkanlardan da o kadar iyi istifade edebilecektir. Böylece küfürde kendine o oranda çıkar sağlayabilecek, o kadar iyi bir itibar ve çevre elde edebilecek ve bunun sonucunda da kendince istediği hayata o kadar yakınlaşmış olacaktır. İşte bu kirli hayallerine ulaşmanın yolunun Müslümanlardan elde edeceği bilgilere ulaşmak olduğuna inanan münafık, gününün büyük bölümünü Müslümanları izleyerek geçirir. Allah Kur'an'da münafıkların bu sinsi yöntemini, şeytandan Allah'a sığınırım, "Onlar sizi gözetleyip duruyorlar." Nisa suresi 141. ayetiyle haber vermiştir. Münafık sabahtan akşama kadar Müslümanların peşinde dolaşarak onların neler yapıp ettiklerini, nelerden bahsettiklerini, kimlerle neler konuştuklarını öğrenmeye çalışır. Nerede birkaç kişinin sohbet ettiğini görse hemen bir bahaneyle oraya gidip yanlarında durmaya çalışır. Birinin telefonda konuştuğunu duysa hemen oraya yaklaşıp başka bir iş yapıyormuş gibi davranıp anlatılanları dinlemeye uğraşır. Bilgisayarında biriyle yazışan birini gördüğünde yine orada işi varmış gibi yaparak tam da bilgisayarının ekranını görebileceği şekilde durup yazılanları okumaya çalışır. Fark ettirmeden bir Müslümanın telefonunu alıp rehberindeki isim ve telefon numaralarının kopyasını kendisine alır. Ya da sadece kısa bir şeye bakacağını söyleyip bir Müslümanın bilgisayarını kısa süre içinde ödünç alıp içinde neler olduğuna bakmayı amaçlar. Akşama kadar münafığın sinsi gözetlemesi bu şekilde sürüp gider. Sonrasında ise münafık gizlice küfürdeki dostlarıyla bağlantıya geçer ve küçük büyük gün boyunca şahit olduğu her şey hakkında edindiği bilgileri onlara aktarır. Müslümanlar zaten hayatlarıyla, ahlaklarıyla, yaptıkları hayırlı faaliyetleriyle şeffaf bir hayat yaşayan, toplumdaki herkesin iyiliğini düşünen temiz insanlardır. Dolayısıyla da gizlileri saklıları yoktur. Tüm hayatları, amaçları, çabaları zaten ortadadır. Bu nedenle münafığın elde ettiği bilgiler, münafık ne kadar istese de Müslümanların aleyhine bir sonuç getirmez. Ancak münafık, şeytani bir eylem yapabilmiş olmanın verdiği kendine güven ve küfürdeki dostlarının gözüne girebilmiş olmanın heyecanıyla bu yaptıklarından dolayı kendi kendine sevinir. Oysa ki şeytanla ve küfürle yaptığı her işbirliği dünyada da ahirette de onun aleyhine olacaktır. Müslümanlar ise münafığın tüm sinsi oyunlarına ve tuzaklarına rağmen mutlaka galip geleceklerdir. Allah bir ayette inkar edenlere Müslümanların aleyhinde kesinlikle yol vermeyeceğini şöyle bildirmiştir. Şeytanın Allah'a sığınırım. Allah kıyamet günü aranızda hükmedecektir. Allah kafirlere müminlerin aleyhinde kesinlikle yol vermez. Nisa suresi 141.